neler yapılıyor? Emekleriniz yatsınamaz. Bizim Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi seçimden sonra ilk yapılması gereken şeyin basın özgürlüğü olduğu konusunda hepimiz mutabık olduğumuzu inancındayım. Dolayısıyla burası bir aile ortamı. Sizler de çok yoruldunuz. Gerçekten biz de sahada çok fazla insanlara temas ettik. Elimizden geldiği kadar anlattık. Dolayısıyla hepinize ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Saha izlenimlerimize gelirsek, Allah'a çok şükür Kayseri'de muazzam bir ilgi var şu anda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarına. İnsanlarda bir bıkkınlık var, artık yeter diyorlar, kurtarın diyorlar. Olabildiğin en iyisi. Biz arabalarımızda gezerken insanların el sallamasıyla, bize olan destekleriyle karşılaşıyoruz. Benim buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Sizlere tekrar geldiğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bende çok emeğiniz var hepinizin. İnşallah 15'inde baharı getiriyoruz Kayseri'mize. Vatandaşın tepkisi bir kere yeter diyorlar artık gerçekten. Biz çarşıya, pazara gittiğimiz zaman teyzelerimizi, ablalarımızı, abilerimizi gördüğümüz zaman inanın yeter diyorlar. Yani hakikaten iki gün önce özellikle çok üzüldüm. Bir teyzemiz elinde 5 lirasıyla pazara geldi. Bir şey alamadan geri dönüyordu. Yani oturduk, konuştuk, sohbet ettik. İçimiz kan ağlıyor. Gerçekten sıkıntı, problemler bu. Ha, eleştirisel konular geliyor. Tabii bunların komplesi algı operasyonu. Bizim burada bir soyadımız var. Ben Özsoy'um. Bizim milliyetçi, muhafazakar bir kanattan geldiğimizde daha taş biliyor artık. Dolayısıyla bu eleştirilere kulak asmıyoruz. Nereden geldiğimiz belli, nasıl bir yol izleyeceğimiz de belli. Dolayısıyla eleştiriler geliyor ama tamamen algı operasyonu bunlar. Milliyetçiliğimizden, ezanımızdan, bayrağımızdan, vatanımızdan, bayrağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olamaz. Onlar bizim kırmızı çizgimiz. Yanaştırmayız kimseyi oraya. Önüne de set oluruz. Kayseri seçmen kararını vermiş. Biz sahada bunu net bir şekilde görüyoruz. Biz gece 3-4'e kadar çalışıyoruz. Sabah 9'da evimizden ayrılıyoruz. Yani çalışarak bu iş olur zaten. Benim seçmene aslında bir tavsiyem zaten her şey ortada. Yani 20 yılın bir insanlarda birikimi var. Dolayısıyla onlar sandıkta patlayacak inşallah. Onlar zaten kararını vermiş seçmenim. Hepsine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri teveccüh, ilgiden dolayı da hepsine sonsuz teşekkür ediyorum ben buradan. Allah korusun. Kim terörü destekleyeni, kim destekliyorsa Allah bin türlü belasını versin. Buradan ben sadece bunu söylemek istiyorum. Bizim ne İmralı'dakini çıkarma durumumuz olabilir, ne teröristlikle bizim bir alakamız olabilir. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bizler milliyetçi, muhafazakar insanlarız. Vatan hepimizin vatanı. Önüne de yatarız bu vatan için. Yani ben seçilsem de seçilmesem de sizler yaşça büyüklerim, hepimiz benim abimsiniz. Yaştaşlarım, kardeşim. Ben de buranın evladıyım. Seçilip seçilmeme hiç önemli değil. Allah hepinizden tekrardan razı olsun. Hepinize emekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için. Vallahi sonsuz teşekkür ediyorum. Yani hakikaten burada kelimelere ifade edemiyorum. Çünkü beni haber yaptınız, sitelerinize taşıdınız, bağrınıza da bastınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize bir kez daha.